Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pandispanya tarifi veriyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle kuru malzemelerimizi eleyelim. 1 su bardağı un, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Bunları yavaş yavaş ekliyoruz yumurtayı söndürmeden yedirdiğimiz için öncelikle böyle kuru malzemeleri bir eliyorum sonrasında da karıştırdıktan sonra kenarda hazır bir şekilde bekletiyorum. Eledikten sonra karıştırın bütün malzemeler karışsın yumurtamızı söndürmememiz için yavaş yavaş eklediğim için bütün malzemeleri böyle karıştırıyorum. Hepsinden eşit bir şekilde eklemiş oluyorum. Yumurta olarak sizler 6 tane kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım küçük de o yüzden 7 tane kırdım. 1 su bardağı toz şeker ekledim. Yumurtaları böyle bir karıştırdım. Sonrasında da mikserimi çalıştırdım. Hiç aralık vermeden 8 dakika boyunca çırptım. Çırpma işlemi gerçekten çok önemli. Arada sırada kameramı durdurdum ve çalıştırdım. Aşama aşama sizler görün istedim. Çırptıkça yumurtanın rengi yavaş yavaş açılıyor. Kıvam olarak da aynı mayonez gibi oluyor, rengi de mayoneze benziyor. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvam bu şekilde oluyor. Mikserimiz çalışır vaziyetteyken yarım çay bardağı da sıcak suyu azar azar ekleyerek yedirelim. Suyumuzu ekledikten sonra 1-2 dakika fazladan çırptım. Yani toplamda 10 dakika boyunca mikserimizi çalıştırmış oluyoruz. Çırpma işlemimiz bittikten sonra mikseri kaldıralım, spatula ile devam edelim. Şimdi yumurtamızı söndürmeden yavaş yavaş kuru malzemeleri ekleyerek spatula ile yedirelim. Bu kısımda birazcık sabır istiyor. Yavaş yavaş ekleyerek karıştıra karıştıra yumurtamızı söndürmeden yedirmeye devam edelim. Bu kısımları birazcık atlatarak gösterdim. Tamamını kullandım. Son kalanını da ekliyorum. Onu da yediriyorum. Cumartesi günü arkadaşımın bekarlığa veda partisi var Yaş pastasını ben yapıyorum Pandispanya'yı da o yüzden yapıyorum Gerçekten çok lezzetli oluyor Çok da yumuşak oluyor Eğer yaş pasta yapmayı seviyorsanız Tarifimi deneyebilirsiniz Bugün pandispanya'yı böyle tek bir şekilde paylaşayım Sonrasında pandispanya ile yaş pastanın yapımını da Tekrardan sizlerle paylaşırım Kuru malzemelerin tamamını Yavaş yavaş ekleyerek yedirdim Dikdörtgen bir borcamın içerisine fırın kağıdı yerleştirdim İçerisine de 20 santime 30 santime olacak şekilde kelepçeli kalıp yerleştirdim Sizler isteğe bağlı direkt borcama da dökebilirsiniz Fırın kağıdı kullanmayı unutmayın Tamamını dökelim Tamamını ekledikten sonra spatula ile de düzleştiriyorum. Birkaç kez de tezgahımıza vuralım. Hava kabarcıklarını çıkartalım. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 42 dakikada pişiyor. Benim fırınımda 42 dakikada pişti ama herkesin fırını farklı pişirebilir, hızlı da pişirebilir, yavaş da pişirebilir. O yüzden mutlaka çıkartmadan önce kürdan testi yapalım. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra ılıyana kadar bekletiyorum. Sonrasında da kalıbından çıkartalım. Kenarlarından biraz taşma yapabiliyor. Kıvam olarak pamuk gibi oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Biraz kalıba da yapıştığı için böyle kenarlarından bıçakla geçelim. Kelepçesinden tutun üst kısmından da birazcık bastırın çok rahat bir şekilde çıkıyor. Çok güzel kabarıyor. İsteğe bağlı 3'e kesebilirsiniz, 4'e kesebilirsiniz. İyice soğuduktan sonra da streç filmine sardım. 2 gün kadar da dinlendirdim. Yumuşaklığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Oldukça yumuşak bir pandispan oluyor. Kremasıyla buluştuğu zaman da muhteşem bir lezzete dönüşüyor. Lezzet olarak kıvam olarak gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse pazartesi günü pastanın tamamını paylaşırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.